Fatma Hanım ne diyecek bakayım çorba ile ilgili? Çorba ile ilgili ne diyeceğim? Sıcaklığı tamam, sıcak güzel. O malzemesi güzel, uğraşmış yani. Hemen bir tarhana çorbası, un tarhanası deyip yani getirmemiş önümüze. Bayağı uğraşmış. Güzel yani. Eline emeğine sağlık. Sağ ol. Neden benim çorbama kafayı taktınız Fatma Hanım? Hayır, yorum istedi. Ben de yorum yaptım. Undan başka yani benim çorbadan başka takacak yani söyleyecek takma başka çorba değil, yok mu? Takma olarak değil, takılmıyorum. Hani yani siz tamam, nasıl 8 aya takmışsınız başka... ya. Durmadan 8 aylık, 8 aylık, 8 aylık evet, diyorsunuz evet. ya. Oraya takılmadım ben. Sadece çorbayı kıyaslama olarak veya söyledim yani. Tamam, kıyasladım da ama var, benim çorbadan de başka var. Kızı... İstediğimi söyler, istediğim yorum yaparım. Kıyaslayacak siz benim yorum çorbadan başka yok mu çorba? Söyleyebilirsiniz. Terbiyeli çorba, afiyet tavuklu olsun. Terbiyeli çorba böyle mi olur sizce? Benim hoşuma gitti. Siz de yorumunuza siz kendiniz yapın. Benim yorumum bu. Benim bildiğim terbiyeli tavuk çorbaya havuç girmez, biber girmez. Tamam, yorum bana değil, Zuhal Hanım'a yapın. Çorbayı ben yapmadım. Yani bana bilenip gelmeyin. Sana siz Zuhal Hanım'a anlatın çorbanızı. Şunu bunu bana niye anlatıyorsun? Çorbayı ben yapmadım. Sizden de çorba tarifi istemiyorum. Neden diyorum ben tavuk çorbasını ha, benim... Zuhal Hanım'a anlatın diyorum. Ben de ben muhatabınız ben değilim Zuhal Hanım. Şehriyeli tavuk çorbası. Başkanımız Zuhal Hanım. Estağfurullah. Hayır, niye dünle kıyaslıyorsun diyor ya da. Neden diyorum ben diyorum ki dünle. Malzeme olarak diyorum. Daha meşakkatli bir onu çorba. Demek istedim yani bir un tarhanasıyla bir şey olarak değil dedim yani. Ben de ona... bunu söylüyorum. Neden dünkü çorba benim çorbamla yani kıyaslıyorsun? Başka çorbayla neden kıyaslıyorsun? Başka çorba içmedim. Dün bir tarhana un tarhana çorbası içtim. Bugün de ikinci çorba. Ben hangi evde yaptığım içtin çorbaları yani. Mı kıyaslayayım? Bir sürü çorba var yani yapacağımız dünyada. Allah'ım ben buraya yarışmaya geldim. Yediğim çorba. Çorbayı kıyaslamayacağım Yüzal Hanım. Benden var bir anormallik. Estağfurullah. Ay yani ben dün yediğim çorbayı kıyaslarım. Sen hala dün benim çorbada takılı kalmışsın. İlla ki senin çorban iyi olacak diye bir şey yok yani. Fatma Hanım da demek ki bunu beğendi bugünkü. Ay yani bu benim damak tadım, bu benim şeyim. O kadar uğraşmış, içine bir sürü malzeme koymuş. Bir sürü malzeme dediğin havuçla biber mi? İki yani tane. Bir un tarhanasıyla bir değil bu çorba ya. Un tarhanasıyla bir mi bu çorba? Bunu götür. Şimdi bunu tartışıyorlar şu an Tuğba. Un çorbası derken? Dünkü kayınvalidemizin gelini un tarhanası çorbası yapmıştı. Hanımefendi senin çorbanı beğendiğini söylerken yani oradan dem vurdu. Un çorbası bizim oralarda yarmalı, nohutlu falan yapılır. O tarz bir çorba mı hayır, yoksa hayır, kırmızı? Un tahranası. Un tahranası. Zepzeli. Şimdi onunla bunu kıyaslattırmam açıkçası. Neden? Bu daha zahmetli çünkü. Bunun içindeki fark olarak ne var? Bunun içinde bir sürü malzeme var doğrayıp uğraştıran. Tavuk var, haşlıyorsun, didikliyorsun, meyanesi var, terbiyesi içine ekliyorsun. Ya nasıl bir yani kıyaslayabiliyorsun? Yani un tarhanasını yağda kavuruyorsunuz, üstüne su ekliyorsunuz. Biz de yağda kavurduk, meşakkatlı, karıştırdık. Peki, acaba şundan kadar... dolayı mı görmüyorsun ki çorbayı ben bilmiyorum şunu. Şu gözlüğün şey yapar mı ki çorbanın içindekileri mi göremiyoruz ki? Ya bir şey var, bir anormal var, ben çözemedim. Yok, görüyoruz. Hayır, yani içindekileri yani gerçekten... Görüyoruz, içinde neler olduğunu görüyoruz. Genel olarak çorbam beğenildi mi yoksa? Beğenildi, bir tek Atiye Hanım'dan yorum yok, ben bekliyoruz. Çok, ben eline emeğine sağlık. Sıcaklığı çok güzel. Ha, sıcaklığı güzel sıcaklığı güzel. Güzel, evet. Ben sıcaklığını çok beğendim. Dünkü de çok sıcak, o da güzel. Ben Atiye Hanım'ı dinlemek istiyorum. Sıcaklığı güzel canım. Biberlerle havuçlar biraz daha ufak doğransa iyiydi. Tadı da biraz biberleri daha küçük geldi doğrasaydım bana. Erirdi diye düşünüyorum. Havuçlar da rendeden geçti en küçük boyundan. Yani bunun daha küçüğü yok. Ama ilk önce tavuğunu atmadan bunları blenderla geçirmen gerekiyor. Onları zaten tavuktan önce yaptım. Tavuk en son aşamada giriyor bu çorbaya. Ben beğendim çorbanı genel olarak. Afiyet sadece olsun. Bir tek bir şey söyleyeceğim. Gerçi hanımlar rahatsız olmadılar herhalde dile getirmediklerine göre. Bir acılık var çorbada. Acı olabilir. Evet. Yeşil biber acıymış. Ellerim yanıyor. Onu iş bayağı bittikten acı. Sonra fark hayır, kırmızı ettim. Biber de gördüm. Pul biber. Onu da koymuşsun. Evet. Acı biber mi? Acı tatlı toz biber mi? Acı biber. Hem kırmızı acı biber hem ama galiba kimse rahatsız olmadı. Herhalde söylemediklerine göre. Ay ben bayılırım acıya ve hiç sevmem. Ondan sonra. Hayır benim şunu söyleyeceğim. Güzel, kötü değil. Zaten beğendiğimi başta belirttim de. Ne işi var dedim bu kadar acının tavuk çorbası. Genel olarak her şey acı. Bunu kayınpederle...
acı istiyor. Ben de çok acı. Dedenin acı yok da. Mesela benim boğazımda faranjit var. Bana acı yaramaz. Benim boğazımı bayağı yaktı. Evet. Ben söylemesem siz de söylemiyordunuz ama. Söyleyeceğim ama fırsat vermiyor. Zuhal Hanım gerçekten bana da yasak ama ben de çok severim acıyı. Tamam yiyin, afiyet olsun. Yemekte. Sadece tavuk çorbasının acı olmaması acı lazım. Acı olmaz ama tavuk çorbasında. Ama doğradığın biberi bir çıtlatıp ortadan dil atsaydın. Biberin acı olduğunu farkındayım. Ellerim acıyor çünkü. Ben elleri acıyor çünkü. Bayağı bayağı acı yani. Doğruyor acıydı. Evet. Kimse bir şey demedi ama. Afiyet olsun. Sağ ol. Acı acı içtiler. Güzel ama. Yani... Şunu almasam da olur. Tamam peki. Tadı tuzu kıvamı yerinde, sadece acılığı rahatsız etti. Zaten sen de oradaki hatanı kabul ediyorsun. Afiyet ellerim olsun. Yanıyor diyor acısı. Bayağı acı. Çünkü şey, acılı içilen çorba çorbam var. Çorbam Zuhal Hanım. İçilmeyen çorba var. Tavuk, benim bildiğim terbiyeli tavuk çorbası acı olmaz. Zuhal Hanım, Fatma Hanım. Ben her şeyi acı attığım için her şeyi atıyorum. Hayır, o tercih meselesi. Biz yani, ben seviyorum acıyı yani. Ama seviyorum. Burada o yüzden rahatsız etmiyor beni. Burada yiyen var, yiyemem var yani. Tabii böyle ki. Acı, o, acı olmaması gerekiyor. Bazı çorbaları çok güzel. Ezogelinde evet. Hafifçe, ben de pul biber ekerim hatta bazı. Mercimeğe falan da gider. Mercimek de çok güzel gider mesela. Ama işte tavuk, terbiyeli tavuk çorbası, havuç ama işte sivri biber. Hele bir de sivri biber acısı hiç olmamış. Sadece toz biber acısı olsaydı o da iyi. Hem o hem o hem kırmızı. Ona sivri biber doğramayacağı bir kere. Evet. Sivri biber buna olmaz. Bence hadi de gerek havuç, yokmuş. Tabii havuç hadi neyse olur. Acısını Zuhal Hanım söyledi. Onun dışında diğer kaynanalar bundan şikayet etmediler. Puanlamada çorbacı diye puan kıramazlar. Çünkü yorum yaparken acısından şikayet etmediler. Güzel dediler. Yorum yaparken de acı diye şikayet ederlerse puanlamada söylerim yani. Aslında terbiyeli tavuk çorbasında ben yaptığımda açıkçası bilmiyorum. Ekrandaki hanım, evet. Ekran başındayız hanımlar ne yani bilmiyorum. Siz koyar mısınız? Ben havuç ya da biber koymam. Sadece tavuk koyarım. Evet. Havuç ben yakıştıramıyorum yani. Ben de yani hani terbiyeli tavuk çorbasında ben çok havuçla biber gerek görmüyorum. Yani gerek yok. Onu sade gibi. Yaparsın. Aynen. Sade. Ayşe Hanım dün de aynısını söylemiştik ama. Görünüş olarak demek ki evet. Daha iyi olsun dedi. İyi yine iyi de o kadar da korkacaklarım değil mi? Biraz acı işte. Özellikle çorba içerken kıyaslama yaptım. Çünkü yani o kadar malzeme yapmış, o kadar şeydi. O yüzden o çorbasına, emeğine ben şey yaptım. Çorbası iyiydi. Yiyemedik ki acısından. Acısı tamam emeği çok olur ama lezzeti olmaz. Emeği az olur ama lezzeti yerinde olur. Dur bakalım buna kaç puan verecekler? İçli köftenin yağını koyuyorum. Çünkü... Onun kızması gerekiyor. İçecekleri falan götürürken biraz zaman kazanacağım ki yağ kızsın. Daha çorba tabaklarımız alınmadı. Dün benim gelinime geç kaldın diyordun. Şimdi aynısını yine söylüyorum. Tabaklar bile alınmadı daha diyorum. Eğer kulaklarında duyuyorsa. Duyma varsa değilim. Çok İşte şükür. Onu demek istiyorum. Daha tabaklarımız alınmadı önümüzden. Bırak servis gelmeyi. Bak, tabaklar hala şimdi ha, yani onu söylüyorum ben. Söylediğimi duyuyorsun ama. 14 dakika geçmişti. Dün 4 dakikaya laf etmiştiniz. Yok hemen hemen aynı yani. Öyle fazla şey geçmiyorlar. Geciktiğimiz zaman. Ben şuna geç olcu demedim. Acaba bugün neden hep bu masa savunuluyor? Anlamadım. Dün benim tam dolu masama laf oldu. Bugün boş masaya geciken servise savunma oluyor. Hayır hepimiz söyledik. Yani şimdi onu. Böyle dolması bir şey ifade etmez. Biz boş masaya boş geldik. Boş masaya evet. Savunuyorsun boş masayı. Ne, ben masayı mı savunuyorum? Neyi ama şimdi söylediniz. Neyi savunuyorum? Masa çok güzel olmuş mu dedim? Kaldı. Masa çok güzel olmuş mu dedim? Olmamış. Daha çorbaları toplamadım geç kaldın diyorlar. Anlamadım. Ya şimdi masanın ne alakası var? Çorba yedik, çorbayı yorumluyoruz. Masa bomboş. Ben çok güzel masa hala olmuş geç dedim. Kaldı. Ben masaya yorum bile yapmadım daha yani. Bomboş masaya oturduk. Teşekkür ediyorum. Yanılmıyorsam dün Fatma Hanım bütün masayı etkiledi. Aa. Dört vererek. Öyle mi düşünüyorsun? Konuşarak. Gelinimi sürekli... Dördünü herkes aynı anda gördü canım. Daha yani ben... konuşarak etkiledi. Konuşarak. Evet. Ben sen de benim günümde konuş, sen de milleti etkile. Eğer oysa bütün mesele. Evet, maalesef yani... yapacak bir şey yok. Oh, böreklerim yanacaktı neredeyse. Hatta biraz daha kalsınlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.